Ne dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri? Unuttuklarınızdan, uykuda yaptıklarınızdan, bir de delilendiğinizden, delirdiğinizde yapılanlardan sorumlu değilsiniz. Unuttuğunuzdan sorumlu değilsiniz. Demek ki Allah onu size unutturdu. Hani sahabeler namaz kılıyorlardı, namaz kılarlarken ayetleri unuttular. Allah Resulüne geldiler, dediler ki biz ayetleri unuttuk. Unuttuk demeyin, unutturuldu deyin dedi. Ve siz o ayetleri okumayın dedi, bir daha namaz kılarken dedi. Enteresan bir şey. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, siz o ayetleri bir daha okumayın dedi. Aklımda kaldığı kadarıyla zannediyorum Tirmizi'de geçebilir bu hadis-i şerif. Enteresan bir şeydir. Yani normalde sahabe namaz kılarken ayeti unutuyor. Allah Resulü'ne geliyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Diyorlar ki biz bu ayeti unuttuk namazdayken. Unuttuk demeyin, unutturulduk deyin. Ve siz bir daha o ayeti kerimeleri okumayın diyor. Ha demek ki bir kimse nasıl Cenab-ı Hak ayeti kerimeyi unutturuyorsa veya nesettiriyorsa aynı böyle Allah'lık değil bu, haşa. Demek ki velilerin üzerinde de öyle bir keramet var. Veliler de bazı şeyleri unutturabilirler Allah'ın izmi keremiyle. Bu normalde velinin kendi cüz-i iradesiyle yapacağı şeyler değil bakın bunlar. Bunlar normalde evet belli noktadaki evliyalar bazı şeylerin oluşması için kendi üzerlerinde uğraşırlar. Yeni sufiler, yeni dervişler, yeni rüya görenler, hal görenler kendilerinin üzerinde bir keramet tecelli etsin, bir harikulade delik olsun diye avamca, cahilce uğraşırlar. Bu onların o ulaştıkları nokta böyle çok önemsenecek bir nokta değildir. Gerçek mürşid-i kamiller üzerlerinden keramet zuhur etsin diye uğraşmazlar. Zaten bu zamanda en büyük keramet istikamet sahibi olmaktır. Bu zamanda en büyük keramet bir kimsenin Kur'an ve sünnete sımsıkı sarılıp farzları yerine getirip haramlardan uzak durup nafilelerle Allah'a yaklaşıp Allah'ı sevme noktasında yürümesidir. Bu zamanda en büyük keramet odur. 5 vakit namazını kılıyorsa bir kimse bu zamanda kadın erkek evliyadandır. Bu zamanda kadın erkek haramlardan uzak duruyorsa, haramlara göz göre göre girmiyorsa, evet farzları yerine getiriyorsa o bu zamanda evliyadandır. Evliyadan bakın. Günün evliyası onlar. Küçük görmeyin. Yani bazen ben diyorum ya, bir kimse oturmuş zikrullah halakasına, bir üstada bağlanmış, yıllardır orada zikrullah halakasında duruyor. Herkesin harcı değildir o. Ne bir şeyhin harcıdır, ne de o dervişin harcıdır. Herkesin harcı değildir. Allah'ın lütfu ilahisi, ikramıdır, ihsanıdır. Onlar kolay şeyler değil. Allah muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak onlara bahşeder, lütfeder, ikram eder, ihsan eder. Kendi katından lütfeder, ikram eder, ihsan eder. Bu o mürşidi kamil çalışmadan elde eder, böyle aklınıza gelmesin. Çalışmadan hiçbir şey olmaz, gayret etmeden hiçbir şey olmaz. O kimse kendisini Allah'a vakfetmiştir. Allah'a vakfettiğinden dolayı Cenab-ı Hak da onun işlerini üzerine alır. Sen Allah'a kendini vakfedersen, Allah senin işini üzerine alır. Sen Allah'a kendini vakfedersen, Allah senin dünyanın da tamam eder, ahiretin de tamam eder. Sen Allah'a kendini vakfedersen, o zaman onu söyleyen dili, gören gözü, duyan kulağı olursun. Bu senin Allah'a kendini vakfetmenle alakalı.